Şimdi burada porlar partikül olarak geçiyor ya. Yani Evet. şimdi kuant olarak biliyorduk biz şu anda şu anki bilimle. Bunlar kuantların daha da sadeleşmiş hali mi yoksa metafizik alemin hani porları mı? Ya porları partikül olarak ele alıyoruz. Eğer bir porda alfa karakterli bir program varsa maddesel hayat çıkar ortaya. Zaten konumuzla ilgili bu. Eğer bir porda galaktik boyutla ilgili beta karakterli, bakın orada yazmışım zaten, beta porları galaktik boyutlar, omega porları tanrısal boyut. Şimdi bir pora 3 farklı karakterde yüklem verebiliyoruz. Bir por boş, bakın yine uzayı hep boş alın, bomboş gibi düşünün. Yani hiçbir şey yok, daha ortaya çıkmamış. Galaksiler, işte evrenler. Bu porlar uzayda boş bir şekilde yer kaplıyor, uzayı oluşturuyor gibi düşünün. Ve bir evrenin ortaya çıkan, mesela bir evrenin o fiziksel tarafı, hani işte mesela arka planda kullanmışsın ya, bir şey var orada, fiziksel değil mi bu? Fiziksel bir şey, yani bir gezegen, bir uzay objesi, hepsi fiziksel. Bunun fiziksel olarak bizim görebilmemiz için veya görünmeyen de olur, enerjetik de olabilir. Enerjetik olarak mesela galaksiler var. Bu pordaki programla ilgili. Üç farklı karakterli programlanabiliyor işte kahrayan taslar tarafından. Şimdi buradaki olay şu. Porlara yüklem veriliyor ve alfa karakterli porlar açık. Ama orada omega ve beta karakterli kodlar da var. İşte beynimizde aynı şekilde. O DNA sarmal boşluklarındaki kodlar alfa, beta, omega. Şimdi bir varlık oturduğu yerde şayet dünyasal yaşamını, zevki sefasını her gün yaşıyor, hep alfa porları açık. Beyindeki porlar açık. Bu alt çakraları anlattığım olay alfa karakterli porlar açıyor. Kalp çakrasındaki olay, kalpte devinim yaptı. Hatırlayın, hani o bilinç devinim yaptığında ne oluyordu? Yüksüz poru çekiyor uzaydan, Samanyolu galaksisinden. Çekti poru. O beynin etrafına dahil oldu por. Ve sonra o boş por beyinden böyle bir şey yapıyor, impulslama yapıyor. Diyor ki işte yeni bir şey oldu. Bir kalp, o kalpten bir olgu yaşadı. Karşılığını bul diyor DNA'dan. Onu açtı. İşte pordaki ne? Beta poru. O beta karakterli olan. Pordaki beta kodları diyebiliriz. Ve beta kodları açıldığı an o etrafındaki siklon güç alanına o bilgi dahil oldu. Bakın beyinden açığa çıkan beynin etrafındaki manyetik alana, yani atomun aslında hafıza boyutları diyoruz biz aynı zamanda. Beyin sürekli oradan bilgi akıyor beyne. Geldi, yüklem yaptı. Şimdi burada ne oldu? Kalp çakrası ile ilgiliydi. Ne yaptı? Galaktik bir olgu yaşadı. Beta karakterli bir olgu yaşadı. Durgun ateşi, altın ateşi, aktif diye ikiye ayırıyoruz. Şimdi bunları da birazdan anlatacağım. Anlaşılmıştır herhalde. Zaten konumuzla ilgili bunları zaten konunun, yani anlatacaklarımın içinde zaten var bunlar. Porlarla ilgili kısmıydı. Anlaşıldı kardeşim. Evet, şimdi burada Teşekkür ederim. geldik durgun ve altın karakterli galaksilere. Aslında durgun ve altın karakterli boyut diyoruz biz bunlara. Yani boyut olarak ele alabiliriz ve yaşam boyutları. Şimdi alfa dünya, yani maddesel dünyada, burada bizim Samanyolu'nda yaşam denilen olayın nasıl olduğunu umarım anlamışsınızdır. Yani ilk bölümde anlattığım hep dünya ile ilgiliydi. Bir spiral zaman bandı var. Ve bu spiral zaman bandının periyotlarının birinde konuşlanmışız. Ben şu anda o periyottan birinde oturmuşum. O periyotlarda bilincim orada kontak kurmuş. O zaman bandıyla bütünleşmiş gibi hissedebilir. Yani o şekilde de düşünebilirsiniz.
ve orada bir mekan tutmuşum. Hem dünyadayım hem de zaman bandının içindeyim gibi düşünebilirsin. Hem de çakrada deviniyorum. Yani üçü bir arada birleşik çalışıyor. Ve bu birleşik çalıştığı için dünyada dünya denilen yani maddeyle ilgili olgular yaşıyorum. İşte Durgun ve altın karakterli galaksilerdeki olay kalp gırtlak. Kalp çakramız durgun karakterlidir. Artık madde ötesidir. Gırtlak çakramız altın karakterlidir. Galaktik boyutlara bağlıdır. Şimdi kalp çakramızdaki olay cemali olgularla ilgili Tapley 3 galaksisinin durgun boyutuyla ilgili. Şimdi bu helozoniktir. Bunun zaman bandı. Şimdi bir helozonik zaman bandı düşünün ki bütün periyotları eşit 300 tane. Bütün 343 tane pardon durgun ve altın bilinçler için. 343 tane yine böyle bir zaman bandı var. Ta tepesinde onun yine bir çıkışı var. Başlıyor, deviniyor, artık başlıyor kamil insan evrimi. İnsanlar sanıyorlar ki, mesela dünyada ve özellikle spiritüel, ruhsal çalışmalar içinde olan insanların birçoğu Nirvana'yı bir son sanıyor. Hani var ya uzak doğunun Nirvana'sı ya da aydınlanma denilen olay. Aslında aydınlanma denilen olay bu helodinamik zaman bantlarının içindeki devinimler, onun o 343 farklı periyotlarda yaşanan deneyim ve evrim şeylere alternatifleri. Yani bir insanı kamilin de kendi içinde farklı deneyimleri var. Ama dünyamız buna hazır olmadığı için çok alfa karakterli porları çok yoğun açık olduğu için illüzyon olgusunun içinde böyle bir sarnı oluşturuyor. İşte insanı kamil oldum, bittim, tamam. Bu dünyayla işim bitti. Öyle bir şey yok. Gerçekten çok enteresan böyle bilgi kirlilikleri var. Çünkü şeyden yaşamdan sonraki, bu ölümden sonraki olayı çok fazla hani bilmedikleri için bitti sanıyorlar. Halbuki yeniden başlıyor. Bir daha hani o ölüm, doğum, tamam. Reenkarnasyon olarak geçiyor ya da plan enkarnasyon olarak geçiyor. Bir görevli bir bilinç veya bir işte durgun veya bir altın bilinci ele aldığımızda hepimiz bakın ya durgunsunuzdur. Burada biz bir arada olan arkadaşlar için söylüyorum. Ya altın karakterli bir bilinçsinizdir ya da Kalman dediğimiz Ra karakterli bir bilinçsinizdir. Yani ben farklı bir yerlerden böyle galaktik boyutların öbür ucundan bahsetmiyorum. Bizden bahsediyorum. Ve bir takım aydınlanma yaşayan herkes ya durgundur ya altındır. Beşer değiliz çünkü. Beşer dediğim şey o alt üç çakraya esir olmuş, bitmiş. Oradan çıkamıyor. İstediğiniz kadar manevi bilgini anlatın. Dinlemez, anlamaz. Kapatır kendini, reddeder, rahatsız olur. Şimdi durgun veya altın bilinçler böyle değil. Ya bir misyonu vardır, ya bir görevi vardır ya da yoktur. Görev de olmamış olabilir. İlla görevli olması gerek. Ne yapıyor? Geliyor dünyaya, kalp olgularını deneyimlemeye geliyor ve başlıyor yavaş yavaş. Böyle acelesi yok. O periyotlar bitecek, ta tepeye kadar çıkacak. 343 tanesini, Kahamonsa 300 tanedir onlar. Şimdi burada Kahamonlara yer vermedim. İlerleyen slaytlarda anlatacağım yine. Üç farklı karakterlerde inceleyeceğiz. Yüksek benlik veya makro olan kıstastaki yaşamları. Ama galaktik boyutlar iki türlüdür. Ya durgundur ya altındır. Az önce bahsettiğim üçtü. O bir bilinç karakteridir. Ama yaşam boyutları ikidir. Ya durgun ya altındır. Samanyolu'nun dışına çıktığınızda o uzayların oradaki bu galaksimizin dışındaki bütün uzayların ya durgun ya altın karakteri vardır. İki türlüdür. Şimdi durgun karakterli olanlar nedir? Durgun karakterli olanlar işte cemali olguların yaşandığı, cemali olguları yaşayabilen dünyasal olarak hani tanımlayabilirsek cemali diyebiliyoruz. O tür bir yaşam boyutu. Ne yaparlar? İşte sevgi der, hoşgörü der. Bir nasıl diyeyim? Şefkati işte hat safhada yaşayabilen tertemiz bilinçler ama yukarıda galaksilerde.
dünyaya iniyor kendini hatırlamak için. Yeryüzüne geliyor, yukarıda yaşadığı işte kendi boyut veya planında yaşadığı o bir takım olguları dünyada tezahür ettirmesi gerekiyor. İşte onları ne kadar tezahür ettirebilirse o zaman bantlarındaki ilerlemesi devam ediyor. Bu nedir biliyor musunuz? Bu evrimdir. Periyot, periyot, periyot böyle gidiyor. Her enkarnesinde bir periyodun bir tarafında durup orada bir evrim geçiriyor. Bilinci başka yerlere taşıyabilecek daha üst maveralı mesela deneyimleri yaşıyor ya. Çok böyle sıçrama yaşayabiliyor bir enkarnede. Mesela 5 enkarnelik evrim geçirebiliyor bir varlık. Çok hızlı bir şekilde ilerleyebiliyor. Ama bu şu an böyle durduk yere olmaz. İşte genelde o mürşitlerin özel programlarında var. Bilinçleri hızlandırıcı, hızlı evrim programları var diyelim. Yani o birden sıçrama çok zor bir şeyde, zaman mantarında. Şimdi burada durgun karakterli olanlar da cemali olgular dedik. Altın karakterli olanlar Andromeda galaksisine bağlı altın yaşamlar. Bakın zamanı altın karakteri olarak. Mekanı da altın, bilinçlerin formları da altın. Karakter bu. Öbürü durgun, formu da durgun. Yani enerjetik olandan bahsediyorum. Dünyayla hiçbir alakası yok. O varlık geldi, ne zaman durgun olan geldi dünyaya, ne zaman kalpte titreşti ve bu artık orada bilinç belirli bir sabite kazandı. Sürekli cemali olgular yaşadı ve ondan sonra artık diyebiliriz ki bu insanı kamildir. Çünkü önce inişli çıkışlı yaşar, alt çakralardan kurtulamadığı için ve bir süre sonra artık sabitlenir. O sabitlenme başladıktan sonra periyotlarından yukarı sıçramaya başlar. Ve gider nereye gider? En tepede gideceği yer tanrısal boyuttur. Ve tanrısal yaşam. Bütün bilinçlerin nihai noktası tanrısal bilinçlerin, bizim kendi tanrısal bilinçlerimizi devinim yaptıkları, onlar da deviniyorlar, tanrısal boyutlar. Onlar da iki tanedir. İşte asil karakterli olan ve mutlak. Birine biz Arya diyoruz Tanrı, birine de Kaharyantas diyoruz. Tanrıüstü tanrılar. Bunların zamanları, mekanları, formları tanrısal karakterlidir. Tanrısal farkındalık, biliş, her şey var. İşte Atlanta boyutu olarak da geçiyorum. Bir takım ruhsal bilgiler de geçer. Duyan vardır belki. Havasul has, mukarrebun olarak da geçer. Belki duyan vardır daha önceden. Bizim hepimizin, her bir tanrının işte kendi bağlı olduğu, işte kendisine bağlı olan birinin 32 milyar, birinin 64 milyar işte makro bilinçleri var. Benim bir tane makrom var. Benim makro benliğimin de kendisine eş, özdeş 32 milyar tanesi var. Hepsi bir bütün olduğunu bir tane tanrı buluyor. En basit anlatabileceğim türde bu şekilde olur. Şimdi geldik bilinç karakterlerine. Bakın, humanoid, beşer. Önce bir isimlerini söyleyeyim. Durgun cinni, Santifer, Havas. Havas, tasavvuftaki ismi. Santifer orijinidir. Biz durgun cinni olarak da Türkçe söylüyoruz. Altın cinni, orijini Dorçe'de, gırtlak çakrası üzerinde devinen bilinç, az önce bahsettiğim. Buna Havas deniliyor yine. Veziri, veziri bilinçler Ra karakterli, nizami bilinçler de diyebiliriz, kamonlar. Bunlar tanrılar, Arya, Havasul Has diye geçer. Yani Arya dediğimizde bu altın ve durgun cinnilerin tanrıları, bağlı oldukları asil kaynaklar. Bu Arya, bu Aryantas, yani Kaharyantas aynı şey. Tanrı üstü tanrı. Mukarrabın diye geçer. Kombine bilinçler var. Aksoy Centrap diye geçer. İki tanedir. Aksoy Maturamon ve Aksoy Mahuramon. Şimdi bunlar bilinç karakterleri. Geldik beşere. Bakın yine biraz zaman bandı var. Bilinç kıymeti mikro. Şimdi mikrodan kastettiğimiz nedir? Alt üç çakrada devinen bilinçtir. Çakur Oruiz, Çakur Sivrisinap, Çakur Mahira.
Burada devinir. Kalpte devinemez. Beşerin kalpte işi yok çünkü. Hayvanda devinir. Hayvanda iki tane çakra aktiftir. Zevk ve duygu. Duygu ve algı tabii ki de. Beşerin yaşam boyutu. Hareketle titreşim, uzay, zaman, boyutsallık, keyfiyeti. Şimdi bunu tabii çok uzun ve karışık gelebilir size. Hareketle titreşimden kastettiğimiz şey alfa boyutu. Yani porların alfa karakteri. Yani Samanyolu galaksisinin uzayında var. Bütün sonsuz sınırsız uzayda sadece Samanyolu galaksisinde böyle bir algı var. Alfa hareketli yaşam algısı. Samanyolu galaksisinin orijinal ismi Ujrevşia. Bu yine hep size arada Atlantlonza kelimelerden bu şekilde geçeceğiz. İnşallah bir gün onlardan ağırlıklı çalışırız. Ve berzah olarak bilinir. Berzahı çok duymuşsunuzdur. Zaman, mekan, form prensibi. Bu Samanyolu ile ilgili işte alfa zaman, alfa mekan, alfa form diyoruz. Alfadan kastettiğim şey her zaman bakın çünkü alfa, beta, teta diye hani farklı beyin dalgaları var ya onlarla karıştırmayalım. Alfa dediğimizde her zaman üç boyutlu bu dünya realitesini düşünün, madde planını düşünün. Burada çok geçecek çünkü karışmasın. Kompütür türü dediği şey de biyolojik kompütür yani beyin. Kompütür dediğimizde de beyin diyoruz. Şimdi bunlar aklınıza kalmayabilir ama şey yapacağım. Slaytların hani şeyden videolarını atacağım. Maddi kompütür. Yani maddi beyin. Fiziksel olan organdan bahsediyor. Güç hasleti ışık. Işık karakterli. Hatırlıyor musunuz? Seyyah form diyordum. Hani ışık form. Işık karakterli form. Enerjitik formun yani bizim fiziksel formun atomlarının meydana getirdiği o alan, enerjetik olan, o maddeseldir arkadaşlar. Çünkü alfa karakterlerinden oluşuyor. O porların alfa karakteri açığa çıktığı için. Mavi aktifi, om aktif. Om, enana, raka. Hatırlayan var mı bilmiyorum yine. Onları da ben ilk derste vermiştim. Üç ayırmıştık. İşte mikro, makro ve süper makro yaşamlar içinde bir grafiğimiz vardı. Omraktif dediğimiz olan mavera. Bilinç burada omraktif olarak önce başlıyor. Kendi o deneyim ve evrim ve o bilincinin kendi ilk akıştaki hali omraktif olarak geçiyor. Ve yaşam olguları tazomraktif. Yani genel duyarlılıklar. Şimdi bu olay şu, beyindeki madde planı ile ilgili olan olgular neydi? Altı çakra ile ilgili olanlar. İşte beş duyu artı o beş duyuya bağlı önce duyum, bunu hiç unutmayalım. O duyumlara bağlı olarak yaşanan duygular ama dünyasal. Ve bu duygulara bağlı olarak oluşan düşünce yine maddi dünyaya ait olan ve alınan haz. Dört boyut hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Dört tane boyut oluşuyordu buradan. İşte vicdan boyutu, haz boyutu, mantık boyutu ve veri boyutu. Dört tane. Bunlar tazon aktif genel duyarlılıklar. Şimdi bu da durgun cinli dediğimiz şey kalp çakrası ile ilgili. Kalp çakrasında bir şey yaşadığınızda siz durgun galaksilerle ilgili yani Samanyolu'nun dışına çıkıyorsunuz. Bu şekilde böyle de düşünebilirsiniz. Samanyolu'nun dışına çıkıyorsunuz ve İki karakter var dedim. Samanyolu'nun dışındaki bütün uzayda iki tane karakter var. Galaktik boyutlarda. Durgun veya altın. Siz kalpte bir şey yaşarken durgun karakterli bir boyuta çekilirsiniz. Eğer çok rapsalsanız, çok fazla rapsal bilgilere yanlış anlaşılmasın sakın. Yani orası böyle alt bir boyut gibi değil. Durgun cinni boyutu rapsal ve ruhsaldır ama ağırlıklı olarak rapsal bilinçlerin devindiği çakradır kalp çakrası. Onu da mesela işte Hristiyanlık, Müslümanlık, Yahudilik hepsini içine alır ama pozitif tarafından bahsediyorum. Kesinlikle yozlaşmış hiçbir şeyini ben hiçbir zaman tasdik edip hani anlatmam, burada da anlatmam. Öğretimizin içinde asla bunlar yoktur.
yozlaşmış dinle ilgili hiçbir zaman işimizde olmaz zaten de pozitif taraflarını destekleriz. Bütün din adamlarıyla birlikte kitaplara da destekliyoruz. Çünkü onlar zaten göksel mekanizmaların burada bize verdiği, hani dünyada bir takım olguların yaşanması için ilahi hiyerarşinin devreye soktuğu çok özel programlardır. Şimdi durgun boyuttan kastettiğim şey ruhsal boyuttur. Ve bir varlık sürekli o boyutta kalmayı seçiyorsa, bakın hani ben hangi çakrada veya benim bilinç karakterim nedir diye soran oluyor ya, bakıyorsunuz adam din boyutunda çıkmıyor. Çıkamaz. Çünkü durgun boyuta ait bir bilinçtir o. Eğer özel bir misyonu yoksa. Çünkü özel misyonu olup da durgun boyutta kalmış ve kitlelere hitap etmesi gereken bilinçler de var. Bakın onlar durgun bilinç değildir. Onlar eğer bir liderlik yaparsa o durgun boyut bilinci olmayabilir. Altın olabilir. Çünkü onlara liderlik yaparlar altın bilinçler, durgun bilinçlere. Şimdi bakıyorsunuz sürekli rapsal boyutta, namazında, niyazında işte orucunu tutuyor. Ve zaten dünyanın büyük bir kısmı durgun bilinçlerden oluşuyor. Daha önce söylemiştim, hatırlayan varsa. Şimdi bakıyorsunuz hep santifer dolu, yani durgun cin dolu. Ne yapıyor? Kalp çakrasına odaklı yaşıyor. Kendinizi hani bir değerlendirin. Ben hep rapsal, ruhsal boyutta kalmak istiyorum diyorsanız, ruhsal da var içinde, muhtemelen durgunsunuzdur. Ha ama ben bunun da üstündeki olguları yaşamak istiyorum ya da olguları da yaşıyorum. Yani zapturapçı bir şeyiniz varsa, misyonunuz varsa, bunların üstünde işte bir din adamı vardır, liderdir ama onun hitap edebileceği bir kitle varsa o durgun olmayabilir. Onun gibi düşünebilirsiniz. İçinden çıkabilen, içinden sıyrılabilen altın bir bilinç de olabilirsiniz. Ne yapar altın bilinçler? İşte Andromeda galaksisi üzerinden teknolojik bir donanıma sahip olduğu için durgun bilinçler üzerinde bir tasarruf gösterir. Burada durgun cinliğinin yaşadığı olguların kalp çakrası üzerinden olduğunu söyledim. Şimdi burada çakurnahura diyoruz bu çakraya. Ve makro yaşam vardır. Makro kara, yani mikro, makro, süper makro olarak üçe ayırıyoruz ya. Buradaki olay makro, gırtlak ve kalp. Yaşam boyutu Saprey 3 galaksisi. Beta bir zaman, yani durgun zamandır. Ve kompütür dediği beyin de enerjetik beyin. Fiziksel olanın içinde, yani iç içedir fiziksel olanla. Bütün hepimizin, yani kendi yüksek benliklerini kullandıkları o formlar, enerjetik formlar, biyolojik veya işte enerjetik beyin, biyolojik olanla iç içedir. Şimdi buradaki olay durgun yaşam için durgun olan bir form, enerjetik form. Yine durgun kompütür dediğimiz enerjetik beyin. Hepsinde aynıdır aslında. Sadece isimleri değişiyor çünkü karakterleri ve içindeki bilgiler, yani beyninde bulunan olgular ve bilgiler farklıdır birbirinden. Durgun kompütüre biz Olyef diyoruz. Şimdi durgun ve altınlarda da aynı. Olyef tek bir tane ama ne olur? Torn, toran diye geçer. Torn, durgun, torn ve Olyef, toran da altın beyin. Kompütür olarak da söyleyebiliyoruz. Yani bunlar hep aynı aslında kelime olarak, anlam olarak. Güç hasreti, durgun ateşi, maver aktifliği, enan aktif. Bu işte om enan arakadaki enana ve yaşam olguları cemal prensibi, cemali olgular ve özel duyarlılık. Az önce bahsettiğim bir önceki hani beşerin yaşadığı neydi? Tazon aktif ve genel duyarlılık. Genel evrim yapan bilinç genel olgular yaşar. Özel evrim yapan bilinç de özel olgular yaşar. Tabi olduğu mekanizma sistem. Sistem, nizam, düzen diye yine üç ayrı sistemi, mekanizmayı da işleyeceğim. Şimdi bu bilinçleri oturtalım, bir anlamları derinleşecek. Altın cinli, işte bu da Andromeda'nın olan Dorçede veya Havas olarak geçiyor. Yine Çakur Virahna, Virahna burasıdır, gırtlak çakrası ve tasavvufta nefsi radiye olarak geçer. Andromeda galaksisinin, yani enerjitik boyutundan ele alacağız bunu da.
Ceberrüt alemi. Melekût de önceki, bu da ceberrüt alemi olarak geçiyor. Ve orijini Eşipendiya. Zaman mekan formu beta 2, yani beta 2'den kastettiği şey altın zaman, altın mekan, altın form. Kompütür türü de toran, altın, olyef. O şekilde düşünebilirsiniz yine. Burada yazmamışım. Güç hasreti de altın ateşi aktif. Maver aktifliği en aktif. Fena, fena halleri diye geçiyor tasavvufta. Ve yaşam olguları da Celal prensipli olgular. Hatırlayın Mevlana'yla Şems örneği. Şems neydi? Altın karakterlidir. Yani altın karakterli değildir ama gösterdiği fonksiyon, oradaki rolü, görev fonksiyonu bir altın bilinç gibidir. Kendine getiriyor zapt rapt. Disipline ediyor olguları. Her ne kadar o manevi şeyler yaşasa Mevlana, onu disipline ediyor orada. Ve tabi olduğu mekanizma, sistem, nizam, düzen, üçlü mekanizmadan sistem olan tarafı, kanadı. Şimdi vezeri bilinçlere geldik. Kahamon. Bunları hiç anlatmadım. Hep altına, durguna, kalp çakrası ve gırtlak çakrasından bahsettik. Ama bu vezeri bilinçler, şunu iyi biliniz ki vezeri bilinçlerin yaşam boyutları sadece görev alanlarıdır. İşte gitmiş Andromeda'da altın karakterli bir boyutta, bir gezegende, bir koloniye bağlı hayat yaşıyor olma bazında, öyle bir şey yok vezirler için. Vezirler hep görevlidir arkadaşlar. Diğerleri gibi böyle bir yaşam boyutunun sakini değildir. Eğer ben altın karakterli bir bilinçsem, işte örnek veriyorum, Andromeda'da yaşıyorumdur. Dünyaya da deneyim için geliyorumdur. Ama bir Kahamonsam Andromeda'da görev yapıyorumdur. Yaşamak için değil de görev için. Bunları çok farklı bir şekilde işleyeceğiz ve bu vezirler de dünyada vardır. Yine altın ve durgunlar gibi ama çok azdır ve çok özel bilinçlerdir. Dünyada çok güçlü yansımaları olan ve zaten dünyaya gelmiş geçmiş çok özel programları devreye almış, işte dinsel, bilimsel, sanatsal ve dünyanın realitesini değiştirmiş. Ne yapmış? Yenilik getirmiş. Yenilikçi doktrin. İşte veziri bilinçlere aittir. İşte Einstein gibi örnek veriyorum. Bir şey bulacak, ondan sonra bıraktığı iz hala devam eder. Yani 100 yıllık bir iz bırakmış. Düşünün. Daha kim bilir daha ne kadar sürecek onun bıraktığı o izler. Gibi düşünebilirsiniz. Bunlar veziri bilinçlerin görev fonksiyonları. Yani dünyaya geliyor, bir koordinatta doğuyor. Tık orada bir şey bırakıyor, eser bırakıyor. Gidiyor başka bir yerde doğuyor, bir şey bırakıyor. Kendisi birlikte, ekibiyle birlikte hatta. Ve biz bunları veziri bilinçler olarak çok detaylı bir şekilde anlatıyoruz. İlerleyen derste tabii. Hep ilerleyen sonrası olduk. Arkası yarınlar gibi. Şimdi buradaki kavramlar yine otursun diye, yani kulak aşinalığı olsun diye daha doğrusu. Yine makrodur. Veziri bilinçlerin oturduğu, devindiği çakra burasıdır. Makro. Ama bunun tanrısı da burada. Kaharyantas. O da burada devinim yapar. Tepe çakrasında. Altın ve durgun, altın olan gırtlakta, durgun kalpteydi. Onların tanrıları da burada devinim yapar. Hani bilinç burada yüksek benlikçe var, geldi, insanlaştı, insana kamil oldu. Sonra tanrısallaştığı anda burada yüksek böyle titreşimlerle kendi tanrısı burada artık gelip oturuyor ve tanrısal bilinç haline dönüşür diyelim. İşte vezirlerdeki olay şurada. Her ikisi makrosu da, süper makrosu da tepe çakrasına bağlıdır. Ve bunlar Andromeda ve Sapdey 3 galaksisinde ve Gürz içinde, Gürz dediğimiz bir işte rahim gibi bir boyut var. Bütün evrenleri, mini atomik bütünleri almış içine ve bunun içindeki kuruluşlarda çalışıyorlar. Yani görevliler bunlar. İşte teknolojik üstlerde, ana gemilerde komutanlık yapıyor, üst kuruyor, enerji ikmali yapıyor, bir yere gidiyor, manyetik alan yaratılacak özel bir manyetik alan. İşte veziriler yapıyor bunları gibi düşünebilirsiniz. Özel görevler. İşte zaman, mekan, form prensibi, Ra zaman. İşte Hızır zamanı, Hızri zaman. Belki duymuşsunuzdur. Kompütörü yine olyeftir. Elektro, yani şey olarak düşünün. Makro olarak düşünün. Yine Ra kompütör. Güç hasreti Ra. Işık, ateş, ses diye ayırmıştık ya demin. Altın, durgun, Ra. Yine üç ayırıyoruz. Şimdi yaşam boyutu olmadığı için vezirlerde, yani sadece görevli olduğu için bunları çok anlatmadım. Öyle bilin.
En an aktif yaşam olguları mazon aktif. Yine özel duyarlılık, özel evrim ünitesidir çünkü. Tabi olduğu mekanizma nizam. Bakın arkadaşlar, burada sistem var. Durgun cinni de en altta şurada görüyorsunuz. Tabi olduğu mekanizma, sistem, nizam ve düzeni anlatacağız yine. Nizam dedik. Şimdi Arya ve Aryantaslar kaldı. Tanrısal bilinçlere geldik. Durgun cinniden o 64 milyar tanesi veya altın cinniden işte gırtlakta geldi. Eğer burada benim yüksek benliğim diyelim, kendi gibi özdeş olan bütün o makrolarla bütünleşirse, bakın bir tane Arya doğar. Şuradan. Tepe çakrasından. Arya bilinci doğar. Tanrısal bilinç. E tamam, doğdu, ne olacak? İşte deneyim ve evrim programlarını anlatacağım bunların da. Aryalar toplamda 343 tanedir tanrısal boyutlarda. Aryantaslarda 300 tanedir. Bunların hepsinin farklı görev alanları var. Yani mesela dünyada, örnek vereyim şimdi, biraz çok soyut gelecek size. Aryantaslara örnek veriyorum. Şimdi demin anlattım ya, zaman bandı var, mekan bandı var, dünyada porlar var. Şimdi bu zaman bandı nasıl oluşuyor? Periyot. Durduk yere nasıl oluşuyor? İşte bu Aryantaslar yapıyor onları. Çok böyle özel programları var. Piramidal yapıların içinde özel böyle kristaller var. Enerjiyi çekecek, itecek, yayacak, toplayacak, bloke edecek, kendi içinde değiştirecek gibi gibi gibi. Şimdi o enerjileri programlayabiliyorlar ve Big Bang dediğimiz olay, işte Aryantasların yapabildikleri o yaradan boyutları dediğimiz olaydır. Arya boyutları böyle süper makro hayat, işte tanrısal olan ve tanrısı tanrısal olan süper makro demiştik. Çakur Ajuna, burası alın çakrasıdır. Ve yaşam boyutu dediğimiz şey Atlantarya Monyas boyutu. Boyutun adı budur. Aryaların oluşturduğu boyut. Aulus Spectrum ana kıstası. Bu da ayrı bir boyut. Bu ikincisi. Ve hak boyutunun merkezi. Az önce bahsettiğim bilinç karakterlerinin işte sıralanmış halleri var. Ne oldu? Mutlak yokluktan bir halk oluş, varoluş boyutlarının meydana gelişi. Bakıyorsunuz omraktif, enanaktif ve raka dediğimiz rakaktif. Üç kademe. Burada mikro, makro ve süper makro dediğimiz. Şurası aryaların boyutu. En dıştaki halka. Az önce bahsettiğim o gırtlak ve kalp çakrasında devinen durgun ve altınların tanrıları. 343 tanedir. Bu da Tutankhamonyas. 300 tanedir. 300 tane tanrı üstü tanrı var. 343 tane de tanrı var. Bütün varoluş boyutlarının tamamındaki toplam sayıdır bu arkadaşlar. Tanrısal bilinç sayısı. Şimdi bunlar deneyim, görev, evrim dediğimiz o olguları yaşayarak mutlak vücuda dağılıyorlar. Ve burada mutlak vücuda dağılabilmek için çekirdekten bir deneyimi baz almışlar. Ve bu sadece Samanyolu galaksisinde var. Ve dünyada maddeyle haşır neşir olup ne yapıyor? Önce en mikro hali olan şu aşamadaki buradaki uydularını dünyaya gönderiyor. Oradan başlatıyor evrimi. Sonra insanlaşıyor. Şu aşamaya geliyor. Kalp ve gırtlak çakrası üzerinden olgular yaşıyor. Sonra burası da tanrısallık boyutları 3'ü. Şu altı yukarının şeyi açılımıdır aslında. Yani asıl grafik üsttedir. O şekilde düşünebilirsiniz. Şimdi bunlar bütün uzaya yayılmış olan bilinç sayısı. Ve bunların evlatları da, yani bu mesela bunun Aryantas'ın dedik ya 32 milyar tane. 32 milyar makrosu var.
diyelim. Makro bilinci var. Yani en anada devinen bilinç sayısı. Bunları da galaktik boyutlara doğrulmuyor. Göz açtım. Şimdi bu üstü tanrısal boyut. Şu boğumun üst tarafları. Şu piramit yapıları var ya. En üstü tanrısal boyut gibi düşünün. Sonra bu boyutun içine şu boyutlara geldiğinde artık makro boyutlar oluşuyor. Ve işte en merkezinde dünya var. Bizim galaksimiz var. Ve bu galaksimizin üzerinden madde planına kendi varlıklarını indirgiyorlar. Algılarını, farkındalıklarını, işte sahip oldukları yetileri, enerji seviyelerini, bilgilerini, yani bilgi var ama dünyada yok. Mesela öyle düşünün, yani yukarıda var ama aşağıda bu planda bir şey bilmiyoruz biz. Ne oldu? Hatırlamaya çalışıyoruz galaktik plandaki kendi özümüzü hatırlamaya çalışıyoruz. Ne oldu? Bilgiyi indirgedi. Öz enerjisi çok güçlü. Mesela girdiği her alanda bir şey yapabiliyor diyelim. Yetilerini kullanarak, ama dünyada yapamıyor. Biz bir tane bir şeyi başımızın ağrısını geçiriyoruz. Biz sanıyoruz ki o çok büyük bir şey oldu. Hani enerji çalışması yaparak örnek veriyorum. İşte onlar öyle değil. Onlar enerjiyi kullanarak çok devasa yapılar, işte yaşamları öyle çünkü. Enerjiyle çalışıyorlar. Ve düşünün ki onun tanrısı zaman bandı yapıyor. Big Bang denilen olayı yapıyor. Evrenler var ediyor. Evrenleri yaratıyorlar. İşte yaradan denilmeleri de zaten bundan kaynaklı. Ki onlara yaradan dememiz, karyantaslara. Ve işte bu galaktik boyutları aşağıya inince burada makro yaşam başlatıyorlar. Samanyolu'na inince de mikro yaşam dediğimiz madde planına iniyorlar. Bunları ben şekilleri özellikle açtım. Çünkü biraz anlattığım şeylerin çok havada kalmaması için anlattıklarım. Evet, Aryantas'tan bahsettiğimiz şey, az önce gösterdiğim Tutankhamonyas boyutu ile ilgilidir. Arya, Aryantas. Şimdi Arya'da olay alın çakrası. Zaman, mekan, form prensibi, asil zaman. Asil zaman dediğimizde, yani pordaki porlara yüklenmiş olan asil karakter. İşte süper makro bir tanrısal yaşama açılan olguları yaşatır. Yine beyinde var bunlar. Hepsi var arkadaşlar. Yani burada bahsettiğim bütün bilgiler zaten beynimizde var. Kompütür türü, yani kullandığı enerjetik beyin. Etrölyef. Bakın bu, bakın şurada olyef diye geçer. Makro bilinçlerde, tanrısal bilinçlerde de etrolyef. Buradaki asil au olarak geçer. Güç hasreti, asil sesi aktif. Yani bunları böyle geçiyorum. Mavi aktifliği, rani aktif. Rani aktifleri şimdi size göstereyim ben yine. Şurada bakın rani aktif. Evet, şurası. Burası Aryalar, burası da Kaharyantaslar. Şöyle, burası Kaharyantas, burası da Arya. Bunların 343 tane oluşturdukları boyutta şu Atlantaryamonyas dediğimiz boyuttur. En dıştaki çember. Bu rani aktif olanlar. Kaharyant aktif olanlarsa şurayı oluşturuyor. Ortada iki tane var. Bunlar Aksoymatu ve Aksoymahu veya Maturamon veya Mahuramon diye geçen bu bütün kozmik yapının beyin ve beyinciğidir. Ortadaki halka omur gibi çalışır. Mutlak vücutta. Dıştakiler de organ gibi çalışır. Bu şekilde de düşünebilirsiniz. Nasıl ki bir insan vücudunda her şey, o alemdeki sırlar varsa bizim, o zaman vücudumuzda bir omur var, vücudumuzda organlar var, beyin var, beyincik var, denge sağlıyor değil mi? İşte alın, bu şekil bütün mutlak vücuttaki bedendir, beden. Burası kozmik beyin, beyin beyincik. Burası şu ikinci halka omurları 300 tanedir. Dışı da organ gibi çalışır. Organlar
Yani daha doğrusu omurlar bir bel kemiği var değil mi? Omurlar nasıl durur ve bedeni bir arada tutar, ayakta tutarsa buradaki Tutankhamonyas boyutundaki tanrılar yani o Kaharyan tasların da bütün vücuttaki o mutlak vücuttaki her uzay objesini, her boyutu, her galaksiyi böyle omur gibi ayakta tutar. Nasıl tutar? İlerleyen ders anlatacağım. Arya, Atlantaryamonyas boyutundaki aryalar ise organdır. İşte kalp bir organdır. Ne yapar? Atar. Bu güzel olguları yaşatır mesela değil mi? Beyin de bir organdır. Bu ikisi arasında bir bağlantı var değil mi? Beyinle kalp arasında ne oluyor? Manevi yaşam başlıyor. Beyinde kod açılıyor. Kalp çakrasında bir şey yaşanıyor falan filan. Bütün o bağlantılar orada da var. Aynı şekilde. Çünkü kendi aralarında da iletişimliler. Kozmik beyin ve kozmik beyincik ne yaptı? Beyin yokluktan gelen bilgileri aldı, vücuda dağıttı. Sinir sistemi var değil mi? Omurlara bilgi dağıtıyor. Beynin işi en somut halde bu şekilde anlatılıyor. Bir mutlak vücut var. Vücudun iki tane beyni var. İşte beyin beyincik olarak geçiyor. Biri bütün vücudu yönetiyor. Öteki vücudu dengede tutuyor gibi düşünebilirsiniz. Aryalarda kompütürü dedik işte asit, etrolyef olarak geçiyor. Sistem değil bu, özel ana sistem. Az önceki mesela bunların evlatları olan makro benliklere de bir sistem dedik. Bu tanrısı olduğu için özel ana sistem. Bir sonraki Kaharyan taslarsa özel ana nizam, sistem, nizam, düzen üçlüsünün ikincisi. Aryan tas, Kaharyan tas dediğimiz şey omur gibi çalışır mutlak vücutta. Süper makro karakterde ve işte az önce bahsettiğim gibi tepe çakrasında devinen bir tanrısal bilinç olarak düşünebilirsiniz. Tutankhamonyas boyutunda yaşar. Zaman mekan formu da Ra zaman, Ra mekan ve Ra formdur. Bütün mutlak vücutta bildiğimiz işte varoluş boyutlarını meydana getiren bilinçler bunlardır. Bunların evlatları da az önce bahsettiğim o kahamonlardır. O görev alanlarında bulunanlar. Kompütürü Ra kompütür. Güç hasleti Ra sesi. Yani bu güç hasletinden kastettiği şey porlardaki bilginin kalitesi. Yani alfa mı, dünyasal mı, galaktik mi, tanrısal mı? İşte onları da ayırıyoruz asit ve Ra diye. O şekilde düşünebilirsiniz. Maver aktifliği dediği şey Kahari aktif. Az önce yeni şekilde gösterdim ve yaşam olguları mazon aktif özel duyarlılık. Tabi olduğu mekanizma özel kana nizam. Evet, burada şekil varmış. Kombine bilinçler ise beyin ve beyincik gibi düşünebilirsiniz. Kozmik beyin diye geçer ruhsal bilgilerde. Ama biz çok daha detaylı bir şekilde anlatacağız. Nasıl hani bu mutlak vücutta bir fonksiyona sahip. Kombine bilinç olgular kombine olmuş ikisi. O şekilde iki tane bilinç bütünselliği yer alır. Aksoy Maturamon. Mutlak vücudun başı ve imamesidir. Bir başka ifadesiyle de beynidir. Yardımcı fonksiyonsa Aksoy Maharamon devreye girmiş. Mutlak vücutta beyincik ve omurilik bütünselliğinden oluşur. Küçük beyin olarak da bilinir. Bilinç kıymeti süper makro. Çakur Kara dediğimiz tepek çakrasında ikamet ederler. Hani bir beden içinde veya enerjetik formda düşündüğümüzde. Yaşam boyutu Aksoy Centraf. İşte o şeklin orta kısımdaki yaşam boyutudur. Zaman, mekan, form prensibi ise Ra zaman, Ra mekan, Ra form. Ra sesi aktif porlardaki o bilgi ve enerjinin çıkmış hali gibi düşünebilirsiniz. Kompütür türü Ra kompütür ve etrolyef. Güç hasleti Ra sesi aktif. Maver aktifliği ise Ra aktif ve bu aktifliğin dinginliği olan Ra aktif dingin. Yani bunları çok açacağım. İleride açacağım. Evet, bugün umarım biraz bilinç karakterlerini hani tanıtmış oldum. Yaşam nasıl ortaya çıkmış? Biz bugün bunu daha çok hani gördük. Zaman, mekan, form bantları hepsi işte o partiküllere nasıl program vermişler?
nasıl bir zaman bandı oluşur? Bilinç o zaman bandının neresinde? Ve periyotlardan sıçrama yaparken nasıl sıçrama yapıyor? Ne yaşıyor? Farklı farklı birçok detayları var.